Terli eller nasıl tedavi edilir? Bu videoda, hızlı çözümler kullanmak, yaşam tarzı çözümlerini denemek, tıbbi tedavileri kullanmak gibi konular hakkında bilgiler verilmektedir. Ellerinin terleme miktarını, genetik faktörler ve aktivite seviyen dahil birçok şey etkileyebilir. Ellerin sürekli terliyorsa bu sorunla baş etmenin bazı hızlı yolları vardır. Ellerinin terlemesini önlemek için hayat tarzınla ilgili değişiklikler yapmayı da deneyebilirsin. Bu stratejiler işe yaramazsa o zaman tedavi seçenekleri için doktorunla konuş. Hızlı çözümler kullanmak. Ellerini yıka. Terli eller kendi kendine kurumaz, o yüzden kuru kalmalarını sağlamak için ellerini çoğu insandan daha sık yıkaman gerekir. Ellerini, ter miktarı seni rahatsız etmeye başladığında yıka, sonra da bir havluyla ya da el beziyle iyice kurula. Ellerini yemekten önce ya da tuvalete girdikten sonra yıkamıyorsan sabunlu su yerine sadece suyla yıkaman yeterlidir. Bu şekilde, çok fazla sabun kullanmak yüzünden ellerinin arka yüzündeki derinin kurumasını önlersin. Ellerini yıkayamadığında el dezenfektanı kullan. Ellerini yıkamak için lavaboya gidemeyeceğin zamanlar için yanında alkol bazlı, antibakteriyel olmayan, bir el dezenfektanı taşı. Azıcık alkol sürmek teri geçici olarak kurutur. Ellerini bir bezle ya da kağıt havluyla kurula. Gerektiğinde ellerini silebilmek için yanında küçük bir havlu ya da bir rulo kağıt havlu taşı. Bunları, biriyle el sıkışacağın durumlardan önce kullan. Ellerini serinlet. Birçok insanın vücudu biraz fazla ısınınca elleri terler, o yüzden ellerini serinletmek hızlı ve etkili bir çözüm olabilir. Nemi kurutmak ve ter üretimini yavaşlatmak için ellerini bir vantilatörün ya da klimanın önünde tut. Evde değilken ellerini hızlı serinletmek için, bir tuvalet bul ve ellerini soğuk suyun altına tut, sonra da kağıt havluyla iyice kurula. Her şeyden önce, eğer mümkünse çok fazla sıcaklamaktan kaçın. Kesinlikle gerekli değilse ısıtıcı kullanma ve odandaki termostatı kıs. Ellerine biraz pudra serp. Evdeysen ve ellerinin biraz beyaz gözükmesine aldırış etmiyorsan geçici olarak teri emmesi için ellerine biraz pudra serp. Terli ellerin, ağırlık kaldırmak, ip atlamak ya da sıkıca tutmayı gerektiren ev işleri gibi günlük etkinliklerini engelliyorsa bu, işe yarayabilir. Aşağıdaki pudra çeşitlerini dene, kokulu veya kokusuz bebe pudrası, karbonat veya mısır nişastası, yaşam tarzı çözümlerini denemek, terlemeyi arttıran şeyler giyme, ellerini hava akışını engelleyen bir şeylerle örtersen ellerin doğal olarak kuruyacağına nemli kalır. Eldiven çeşitleri buna örnek gösterilebilir. Dışarısı buz gibi ise elbette eldiven takacaksın ama iç mekanlarda ya da gerekli olmayan durumlarda takmaktan kaçın. Ellerinin terini saklamak istersen eldiven takmak etkilidir ama bunlar ellerini o kadar ısıtır ki ellerin normalden daha çok terler. Petrol bazlı losyonlardan ve diğer cilt ürünlerinden uzak dur. Cildi kuru olan kişiler vazelini, nemi içeriye hapsetmek için kullanırlar ve terli ciltte de aynı etkiye sahiptir. Vazelin, terinin kurumasını engeller ve ellerinin yağlı olmasına neden olur. Aynısı Hindistan cevizi yağı ve nemi ciltte muhafaza etmek için kullanılan diğer kozmetik yağlar için de geçerli. Bir ter önleyici kullanmaya başla. Ter önleyiciler genellikle koltuk altında kullandığı için ellerinde kullanmak aklına gelmeyebilir ama koltuk altlarının aşırı terlemesini önleyen aynı kimyasallar, ellerin içinde faydalı olabilir. Alüminyum zirkonyum içeren kokusuz ve klinik etkili bir terleme önleyici kullan, bu etkili olabilir. Daha güçlü ter önleyici bir kimyasal olan alüminyum klorür heksahidrat içeren reçeteli ter önleyiciler de mevcuttur, doktorunla konuş. Sakinliğini koru. Aşırı terlemeyi çoğunlukla kaygı ve stres tetikler. Meditasyon veya yoga yap ya da stresini azaltacak ve ter bezlerinin aşırı çalışmasını önlemeye yardım edecek başka bir aktivitede bulun. Canını sıkan belirli bir sorunu düşünürken terliyorsan bir çözüm düşün ve dosdoğru üstüne git. Yardıma ihtiyaç duyarsan bir danışmanla konuşmayı düşün. Kaygı ile ilişkili terlemeye hızlı bir çözüm bulmak için otur, gözlerini kapat ve birkaç kez derin nefes al. Güne başlamadan önce zihnini sakinleştirmeye çalış. Tıbbi tedavileri kullanmak. İontoforezi araştır. Bu işlemde, su kullanarak cildin altına elektrik akımı verilir ve bu şekilde terleme geçici olarak önlenir.
iontoforel sırasında, suya elektrik akımı verilirken eller suyun altında durur. Bir karıncalanma hissedebilirsin ama ağrısız bir işlemdir. Evde kullanmak için iontoforel kitleri mevcuttur. Bunlardan bir tane satın alıp isteğinde kullanabilmek için doktorunla konuş. Hap kullan. Antikolinerjikler olarak bilinen haplar, yan etki olarak terlemeyi durdurur, o yüzden doktorlar bazen ellerdeki aşırı terlemeyi tedavi etmek için bunları yazar. Sporcu değilsen bu iyi bir seçenek ama aktif biriysen vücudunun ter üretimine müdahale etmek tehlikeli olabilir çünkü ter, egzersizden ısınan vücudu serinletme görevini görür. Antikolinerjikler, ağız kuruluğuna ve başka yan etkilere de neden olabilir. Botulinum toksin iğnelerini araştır. Çoğunlukla yüzdeki kırışıklıkları gidermek ya da dudakları dolgunlaştırmak için kullanılan botoks iğneleri, ter üreten sinirleri engellemek için de kullanılabilir. Öte yandan, iğneler acıtabilir ve aşırı terlemeyi sadece geçici olarak durdurur. Sempatektomi yaptırmayı düşün. Bu işlemde, göğsün içinden bir sinir ameliyatla alınır ve vücudun terlemesini kontrol eden sinir sinyalini kalıcı olarak sekteye uğratır. Bu ameliyat, son çare olarak düşünülmelidir çünkü vakaların yarısında vücut, başka bir bölgede aşırı ter üreterek bu durumu telafi eder. Ellerinin terlemesi geçebilir ama sırtın ya da başka bir yerin daha çok terlemeye başlayabilir. Bu işlemi yaptırmak istiyorsan bunu daha önce yapmış bir doktor bul. Bu kadar riskli bir işlemi, deneyimli olmayan birine yaptırma tehlikesini sakın göze alma. İpuçları. Ellerinin terli olması, günlük aktivitelerini ya da sosyal hayatını engellemiyorsa bunun çok fazla canını sıkmasına izin vermemeye çalış. Bu, birçok insanın karşılaştığı bir sorun ve senin için bir utanç kaynağı olmamalı.